Bak aferin, ne demiş? Şehidine, gazine sahip çık. Şimdi bak, dün konuştum, evvelsi günü, daha önce de konuştum. Kardeşim, mesela şehit cenazesi kaldırılıyor. Kaç kişi? 500 kişi. Ya kardeşim, senin namusunu korumak için, dini İslam'ı korumak için, Allah'a kitaba söz gelmesin, vatana bayrağı halel gelmesin diye, sen evinde, sıcak evinde yemeğini yiyip yatarken o buz gibi eksi 20 derecede çatışmaya giriyor. Aslanlar gibi alnından kurşunu alıyor ve şehit oluyor. Sen onun cenazesine daha gitmek istemiyorsun. Cenazesine, yani o şehidimin o mübarek naaşın uğurlanması geliyor. Kendi kasabana geliyor, şehrine geliyor. 500 metre bitiyor. Ya çık, çoluğundan çocuğundan çık, yık ortalığı yani. Şehidi kapatıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce gasilhaneye götürüyor. Ya şehit gasilhanede yıkanır mı? Şehitliğini mi kabul etmiyorsun sen? Ne yapıyorsun? Al kanlar içinde olacak kardeşim. Göreceğiz onu biz al kanlar içinde. Eli yüzü al kanlar içinde olacak yani. Burada meydana gelecek heyecanı düşünmüyorlar. Yani burada meydana gelecek etkiyi düşünüyorlar. Açacaksın şehit. Üstünde askeri kıyafet. Postalı falan hiçbir şeyini ellemeyeceksin. Açık beyaz. Ya bayrak üstüne de yatırabilirsin. Bütün cümle aleme göstereceksin şehidi. Ama biraz toparlarsın tabii, ama kafası koptuysa şey, böyle olmaz. Yani kurşunla olduysa, ama mesela kolu koptuysa hepsi olur. Kopmuş koluyla o şekilde şehidi gezdireceksin. Kaç kişi? En az 2 milyon kişi. Tekbirle yıkılacak ortalık, yıkılacak, cam çerçeve aşağı inecek yani. PKK dehşete kapılır ya. Bir daha asla böyle bir şeye yanaşmak istemez. Çünkü orada meydana gelecek öfke ve galyan PKK için dehşet verici olur. Yani akıl almaz bir galyan meydana gelir. Ve çok diri bir mücahede ruhu meydana gelir. Şanına uygun bir uğurlayalım. Davul çalıyor, zurna çalıyor. Dan, dan, dan. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ermeni cenazesinde olur. Hristiyan cenazesinde olur. Müslüman şehidi kaldırıyorsun. Davul zurnayla Müslüman şehit kaldırılır mı ya? Yahut neyse artık o çaldıkları enstrümanlar neyse. Bırak. Bak, bunu söyledikten sonra kestiler onu. Ben söyledim, ondan sonra kestiler. Şu an yapmıyorlar. Tekbirde de mesela tekbir diye birisi bağıracak. Mesela 1 milyon kişi aynı anda Allah diyecek. Mesela yahut Allahu Ekber diyecek. İşte tekbir diyecek, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber olur. Birçok tekbir çeşidi olur. Ama o ıtrinin tarzında o biraz hüzün veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Olur, kısa bir ara olabilir. Ama asıl çok canlı, dinamik sloganlar atılmasıdır. Şeyde gezdireceksin, yani televizyonda göstereceksin yani o. Al kanlar içinde olacak. Hatta birkaç kişi de alıp kanını boynuna sürmesi lazım. İnşallah. Şehide sarılacaksın kardeşim. Yani toprağa bırakmadan önce sarılacaksın. Üstün başın kan olacak yani. Böyle şehit kaldırılmaz ki. Yıkıyor. Kefene sarıyor. Allah Allah. Nerede görmüş böyle bir şey ya? Hangi sahabi böyle kaldırılmış? Hangi şehit böyle kaldırılmış? Israrla dediğimin aksini yapıyorlar. Peygamber diyor, benim sözüm değil bu ayrıca. Yeri göğü yıkacaksın kardeş. Her şehit cenazesi en az 2 milyon kişiyle kaldırılır. Böyle olması lazım. Dünyayı ayağa kaldıracaksın. Mesela kahrolsun PKK, kahrolsun YPG, kahrolsun PYD. Bu sloganlar arada. İnşallah. Avrupa'nın falan sfinkterleri kasılır yani. Ödü kopar yani. PYD'den bahsedebilir mi? Ya Türkiye kimse o zaman kabadayılık yapamaz. Bak açıkça söyleyeyim, korkak bir toplum var zannediyorlar. Neme lazımcı bir toplum var zannediyor. Adam işte uçakla geçiyor. Öbürü geliyor, başka türlü kabadayılık yapıyor. Kabadayı olduğumuzu milletçe göstersek ötleri kopar. Yani kabadayılık biraz da deliliktir. Yani delikanlı tabiri odur yani. Delişmenliktir. Yani gözünün kara olduğunu gösterirsen adam sana bir şey yapamaz. Ama böyle hımbıl, gelenekçi, ortodoks
bir uslup göstertirsen, adam üstün üstüne gelir seni. Bu olmaz. Gidip cenazelerin üstüne kapanıyorlar. Cenaze demeyeyim de işte şehidin evladım yavrum. İşte gözyaşları sel oldu diyor. Neyine gözyaşı döküyoruz? Şeref. Allah bize de nasip etsin. İnşallah. Onurdur ya. İnşallah. Geri kalan nimet içinde mi kalıyor geri kalan? Sen yaşıyorsun da ne oluyor yani? Sen sürüneceksin. O cennete gitmiş. O sana ağlar değer ağlaması gerekse. O senin haline ağlar yani. Sen cehennemde kalmış oluyorsun. O cennete gidiyor. Neyin ağlıyorsun? Hayır, heyecandan ağla. Ama üzüntüden ağlanmaz. Helal olsun oğluma dersin. Bin tane evladım olsun, şehit olsun, helal olsun de ağla. Aşka gel ağla. Üzüntüden ağlanır mı ya? Allah'ın verdiği nimete ağlıyorsun. Olmaz öyle şey. Gene kurmay da mesela açıklama yaparken şehit haberlerinde diyor ki mesela bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfuz saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize hayatını kaybetti ne demek öldü diyoruz. Hayatını kaybetmiyor. Şehadet şerbeti içen. Genelkurmay tebrik etmesi lazım askeri. Ne diyorsun? Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan. Zaten PKK bunu istiyor senden. Derin ve acı ve üzüntüye boğulmanı istiyor. Sen de diyorsun ben bunu evet böyle oldu diyorsun. Tebrik ediyoruz şehidimiz diyeceksin. Allah hepimize nasip etsin diyeceksin. Hayatını kaybetmiş de değil ayrıca. Onlar ölü değil sağdırlar. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Uhud şehitlerinin kanlarıyla defnedilmeni emrettir. Onları yıkamadı da. Kanlı kan yani o şekilde. Kendi elbisesiyle. Şehidin vasfı odur. Normal yatağında vefat eden insan yıkanır. Efendim, kefenlenir.